sezon başladıktan sonra Gomis bir anda Seferovic'le beraber, yani Seferovic çıkıyor, Gomis ligin başında Galatasaray'ı aldı götürdü. Hakikaten yani kendinden beklenmeyeni verdi esasında Gomis. Bir de abilik yapmaya başladı. Abi havalarına, yani futbolda belki böyle şey yok ama abi havalarında işte taraftarı ateşleyen, işte yönetimle arada bir köprü olan bir pozisyondaydı. Bence Seferovic'le Gomis'in en büyük şanssızlığı Icardi'nin gelmesi. Icardi ailevi sorunlarını hallettikten sonra o ara, çünkü ailevi problemlerle devamlı gündeme geliyor. Devamlı magazin yönünü konuşuyorduk. O problemler bitmiyor. Bitmiyor ama bittikten sonra son iki haftadaki oyuna baktığımız zaman Icardi'nin hakikaten Galatasaray'a çok fazla şey katacağını düşünüyorum ben. Yani Icardi geldikten sonra, biraz evvel dedin ya, Icardi'yi yedekleyecek bir santrafor gelebilir mi diye. Eğer Icardi'ye yedekleyecek bir santrafor gelirse, ikisi çift santrafor oynar, her maç 2-3 tane gol atar onlar zaten. Yani en büyük şanssızlıkları Icardi'nin problemlerini halledip futbola dönmesi. Oynadığı Beşiktaş maçı da, Başakşehir maçında da hakikaten sahada bir santrafor ne yapması gerekiyorsa asist ve gol olarak hepsini yaptı. Ya, tabii onların en büyük şansları da Galatasaray tarafından tercih edilmiş olmaları. Günümüzde biz de şunu diyoruz, bir futbolcu şansını kendi yaratacak artık. O rekabette öne geçecek ama her şey bir tarafa. Biz takımlarımızın penceresinden görmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu futbol, ülkemizin futbolu, Türk futbolu, ekonomi dahil olmak üzere her şeyin bize faydası, zararı var. Ama hep de aynı filmi görüyoruz. Transfer edilirken yere göğe sığdıramıyoruz. Geldikten sonra performanslar düşük, hiçbir ülkemizden ayrılmıyor. Gitmesi için de üzerine para verip o şekilde göndermeye çalışıyoruz. O yüzden bence planlamaların çok doğru olması lazım. Galatasaray'da Icardi, evet, her zaman gözü kapalı alabileceğiniz biri. Yani size eksikleri olsa bile o topun çizgiyi geçmesi konusunda her zaman katkı sağlar. Yani kalite konusunda hemfikiriz. İşte öyle birinin yanına bir de kendini geliştirecek, o kaliteye yakın seviyeye gelecek, daha uzun vadeli sizin futbolcunuz olabilecek futbolcuları transfer etmek. Abdullah Hocam, siz Seferovic'e bizim kadar mesafeli bakmıyorsunuz. Öyle anladım. Ya o anlamda değil. Yani şimdi şöyle oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Biz genellikle oyuncuları gönderiyoruz. Mesela örnek İspanya Ligi'ne bir gidiyor. Adam gol atıyor. Ya niye burada atamıyordu diyoruz. Ben o açıdan biraz değerlendirdim. Çünkü Seferovic'in oynadığı dönemde hakikaten Galatasaray topu kaleye getirmede büyük sorun yaşıyordu. Daha sonra son 5 hafta işte Icardi'nin performansı, katılıyorum. Icardi Seferovic'den daha iyi golcü, gol vuruş yönünde. Onunla da katılıyorum. Buradan adam gidiyor. İşte bir de Ahmet Hoca'nın dediği gibi para verip gönderiyoruz. Mecburuz öyle, çünkü transfer yanlışlığına giriyor bu iş. Evet. Sonra ya burada atamıyordu, orada nasıl atıyor? O bölüme geliyor iş. Ya ben de Seferovic'in Galatasaray'ın bir numaralı santroforu olmadığını katılıyorum ama acaba Galatasaray sezona mesela Fenerbahçe'nin başladığı gibi başlasaydı, o ara Seferovic golleri atsaydı, acaba fikrimiz değişir miydi? Belki Icardi bile gelmezdi. Yani. Ama ben Seferovic de kalsa Icardi'nin alternatifi olabilecek. Çünkü okuyoruz yine sakatlığı var. Mutlaka bir oyuncunun hem belki içeriden, belki transferde Galatasaray tek kulvarda yarışıyor. Hedef şampiyonluk. Soru işareti olmayacak bir alan orası. Çünkü Galatasaray, çünkü hakikaten son haftalarda ceza sahasında çok fazla pozisyon getirebilen takım durumuna geldi. Oyuncuların belli bir form grafiği yükseldi. Oraya mutlaka bir tane oyuncu içeriden veya dışarıdan gelmesi lazım. Hocam, eğer dışarıdan olacaksa bu gelebilecek oyuncu ne tip bir futbolcu olması lazım? Sanki ya Gomis bir ceza alanı içi golcüsü. Icardi, evet, cezalının içi golcüsü diyebileceğimiz bir oyuncu. Biraz daha farklı, dribling yapabilen, belki kanatlara deplesi olan, bu tarzda bir adama mı acaba Galatasaray'ın ihtiyacı? Ya öyle bir oyuncu gelirse Galatasaray'ın hücum çeşitliliği artar. Evet, öyle bir oyuncu yok çünkü. Yani öyle bir, şu anda dediğin 3 santrafor genelde vuruş oyuncuları, evet. Bunlar ceza sahası ki, ama Icardi biraz biraz daha ceza sahası dışını da oynayabilen, oynuyor, evet. Oyun bilgisi yüksek bir oyuncu ve Icardi'nin bence şöyle bir avantajı var. Icardi aynı zamanda oynatabilen, doğru pozisyon alabilen de bir oyuncu. O yönden zaten
İtalya gol kralı, herhalde iki kere gol kralı olmuş. Ha öyle bir oyuncu alabilirse Galatasaray, belki başka maçlarda önüne çıkabilecek engelleri bertaraf etmede önemli bir yol kat etmiş olabilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Genel kanı şudur. Eğer Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da oynuyorsan o topu kaleye atacaksın. Evet. Yani gol atmayan santrafor olmaz. Yok, zaten dünya futbolunda artık öyle pivot santrafor falan fazla kalmadı. Yani pivot diye Haaland'a bakıyorsunuz, muhteşem bir fizik ama bu kadar dinamik, bu kadar çabuk bir oyuncu olabilir mi? Her topa koşuyor, ediyor, ceza sahası içi, dışı. Yani eskiden aklımıza gelen santraforlara bakıyorsun, böyle ağır hava toplarına çıkacak, indirecek, ceza sahasının içine getireceksin. Böyle santraforlar artık büyük takımların hiçbiri kullanmıyor. Genelde dikkat et, senin söylediğin tarzda her tarafa deplası olabilen, driplingi kuvvetli, hava topları kuvvetli, şutu iyi. Ve çok hareketli santraforlara yöneldi. Bütün takımlar onu arıyor. Hocam öte yandan İspanya-Almanya maçını izledik daha birkaç gün önce. İspanya Asensio ile başladı önde. Evet, Almanya Müller ile başladı ama golleri atan oyuncular sonradan giren Morata ve Füllkrug oldu. Evet. Onlar da klasik 9. Hani %100 katılıyorum söylediğinize ama onlara da ihtiyaç var yine de oyunun içinde. Pek olmuyor ama ya. Yani sonradan da sahne girdi zaten Almanya'da oyuna. Evet. Bir anda oyun hızlandı. Öbür tarafta Morata 1-0'ken 2-0 yapıyordu zaten. Evet. Yani oyun o kadar çabuk gidip gelmeye başladı ki, o kadar dinamikleşti ve süratlendi ki oyun. Hı-hı. Esasında orta sahalar da birbirini kontrol edememeye başlandı. Şimdi dünya futbolunda diyorum böyle, hani biz artık dilimiz alışmış böyle pivot, böyle baba santrafor. Hani fazla koşmayacak, ceza sahasının içinde duracak, ortalayın topu diyecekler. O çıkacak, indirecek, vuracak. Yok artık, hiçbir takımda görmüyorum işte. Bir Haaland diyoruz, nasıl deplasör. Lukaku ikinci yarı oyuna girdi bugün. Ama ne kadar hareketli. Adam geçiyor, topu tutuyor. Yani böyle aranmaya başladı artık. Ama hocam bizim ligimizde şampiyonluğu oynayan, bizim büyük takım diye söylediğimiz, gerçekten her şeyle büyük olan takımlarımız mevcut. O takımlar birçok maçını da neredeyse rakip ceza sahasında oynuyorlar. Şimdi böyle bir oyun şekli içinde o sizin işte az önce söylediğiniz baba santrofor tipindeki oyuncuların en azından birinin kadroda olmasında fayda var. Yani biraz daha geniş alanda oynandığı zaman, o zaman oyun otomatikman başka bir oyun olduğu için oradaki tiplemeleri de ayrı değerlendirmek lazım. Ama bütün bunları konuşurken bir de Galatasaray konuştuğumuz için Mertens'i ben kısaca hatırlatmak istiyorum. Benim gözümde klasik bir santrafor değil. Ama bir klasik santraforla ikinci forvet gibi, ikinci santrafor gibi oynayabilecek, bu hareketliliği sağlayan, dar alanda da daha etkili işler yapabilen, gol vuruşunun da iyi olduğunu düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. O yüzden Galatasaray bu dönemde iki forvetli oynama zorunda hissederse kendisini, birbirinden çok farklı özelliklere sahip Icardi Mertens ikilisini de kullanabilir. Tek santrafor Mertens olur mu? Ya geniş alanda da oynasalar, dar alanda da oynasalar, o da bana Galatasaray gibi şampiyon adayı bir takım için biraz yetersiz gibi geliyor. Bakın kaliteli ama 3-4 yıl önceki Mertens, evet. Onun şu an o kadar hareketli değil. Ya sadece o değil, yani yeri geldiğinde bakın hava toplarında da orada bir etkinlik istiyorsun. Evet. Yani Icardi'nin hava topu etkinliğiyle veya Gomis'i, Seferovic'i Mertens'le kıyasladığımızda Mertens tamamıyla fiziksel yapısından dolayı da daha çabuk, hareketli, ayaklarıyla iş bitirecek. O alanlara çok iyi koşular yapacak futbolculardan bir tanesi ki onun form seviyesinin yükselmesi de Galatasaray'a son dönemde çok olumlu yönde döndü.